Bismillahirrahmanirrahim. Nurul İzah Fıkıh dersimize devam ediyoruz. Faslun bir konu, neye dair bir konu? Fil cebirati. El cebira sargı, bandaj manasına gelmekte. Sargı hususunda bir konu ve nahviha ve onun benzerine dair. Yani sargı ve onun benzerine dair bir konu. İza uftuside. İftasade, uftuside, meçhul bir iftihal babından mazi fiil, kan aldırsa kişi, herhangi bir insan kan aldırmış olsa, evveyat curiha, yaralanmış olsa, evveyat küsira, kırılmış olsa, uzvuhu, o kişinin uzvu. Herhangi bir insanın uzvu kırılmış olsa, örneğin kolu kırılmış veya bacağı kırılmış. Ev cüriha yaralanmış olsa, herhangi bir yerinden yara almış veya kişi kan aldırmış da orada biraz iltihap falan var. Devam ediyor. Bunlar şart tabii. Şöyle olsa, böyle olsa devam ediyor. İzah hem zaman hem şart manasında. Her ne kadar tartışma olsa da. Feşeddehu ve onu bağlamış olsa, sarmış olsa bir hırgatin, bir bez ile. Hu uzva gitmekte. Uzunu bağlamış olsa, sarmış olsa bir hır gatin bir bez ile sarmış olsa ev veyahut da cebiratin bir sargıyla sarmış olsa ve kâne la yistedî'u ve güç yetiremiyor olsa gaslel uzvi uzvu yıkamaya güç yetiremiyor olsa ve la yistedî'u meshahu ve onu meshetmeye de güç yetiremiyor olsa şöyle olsa, böyle olsa bayağı bir devam etti. Bakalım. Vecebe vacip olur. Yani yapması gerekir. Ne? El-mes'hu mes etmesi gerekir. Vecebe yecibu. Zarabe yazribu babı. Vecebe yevcibu olmaz. Vav orada hasfedilir. Yecibu olur. Vav'ın has sebebi olarak en kısa şöyle tarif edebiliriz. Fetha ile esra arasında vav hasfedilir. O yüzden yecibu şeklinde muzarisi gelir. Gerekir el meshu mes etmek. Mesaha yemsahu mesh mastar. Mes etmek gerekir. Ne üzerine? Ala ekseri ma. O şeyin çoğu üzerine ki, ekserisi üzerine ki şedde bağladı bihi. Kendisiyle neyi? El uzva uzu bağladı. Uzu bağladığı şeyin çoğunun üzerini mes etmesi gerekir. Uzunu her neyle bağladıysa, yara bandıyla bağladıysa yara bandı dahildir. Bez sardıysa bez, bandaj sardıysa bandaj, artık ne sardıysa. İşte o sardığı şeyin çoğunu meshetmesi gerekiyor. Tamamını değil yani. Ekser kesura fiilinden ismi tafdil olmakta. Şedde muzafil biliyorsunuz. Ve kefa ve yeterli gelir ne? El meshu mesh etmek. Ne üzerine? Ala ma o şey üzerine ki zahara zahir oldu, göründü. Aşikar olan kısmı. Neden aşikar olan kısmı meshetmek yeterlidir? Minel cesedi bedenden. Ne arasındaki? Beyne isabetil müftesidi. Kan alınan yerin bandajları, işte sargıları arasındaki yerin görünen kısmını meshetmesi yeterlidir. Vel meshu mesh etmek ne gibidir? Kel gasli yıkamak gibidir. Yıkamak gibidir yani abdest almak gibi geçerlidir. Ve bu durumda la yetevekkatu muvakkat kılınmaz. Yani bir süresi yoktur bunun. Bir müddetin bir müddet ile kayıt altına alınmaz. Yani mesh yaptığımız yerin bir süresi yoktur. Meslere mesh verirken bir süre vardı. İşte neydi? Misafir olmayan, mukim için 24 saatti, bir gün, bir geceydi. Yolcu olan, misafir olan için 3 gün, 3 gece idi. Meslere ayağa giyilen, mesle yapılan meshin öyle bir süresi vardı. Oysa uzuvlara sarılmış olan sargı örnek, sarga yapılmış olan meshin bir süresi yoktur. 3 saat sonra dolar tekrar meshetti gibi bir şey söz konusu değil. O bakımdan yıkamak gibidir. Normal bir abdest gibidir. Vela yüşteradu şart koşulmaz. Ne? Şeddül cebirati
Şed bağlamak demekti. Cebir sargı. Sargının bağlanması şart koşulmaz. Şart değildir. Ala duhrin. Taharet üzere, temizlik üzere bağlanması şart değildir. Ve caiz olur. Meshu cebirati ihda er-ricleyn. Meshu cebirati, cebir daha önce geçti. Cebira sargı demekti. Sargının mesh edilmesi. İhder ricleyni, iki bacaktan birini, pardon, iki ayaktan diyelim. İki ayaktan. Riclün bir ayak demek. Riclani iki ayak tesniye. Ricleyni tesniyenin cer hali. Ricleyn iki ayaktan birinin sargısını meshetmek. Şimdi burada yecüz caizdir. Ne caizdir? Meshu meshetmek caizdir. Fail. Ve aynı zamanda mesh kelimesi muzaf. Cebir onun muzaf ileyhi. İhda muzaf er-ricleyni de onun muzaf ileyhi olmak. İki ayaktan birinin sargısını meshetmek. Yani bayağı bir muzaf ileyhi söz konusu. İki ayaktan birinin sargısını meshetmekle ma'a beraber gasl-ül-uhra diğerini yıkamak. İki ayak var. İki ayaktan birinde sargı var. Onu meshediyoruz. Diğerini yıkıyoruz. Bu şekilde olabilir diyor. Bu caizdir. Caizi 700'ü bayağı bir geçmişti. Vela yeptulu batıl olmaz. Yani geçersiz olmaz. El-meshu mes. Bisukutiha. O cebiha zamiri müennes zamir. Cebira'ya gitmiştir. Cebira da müennes çünkü. Cebira yani sargının düşmesiyle sukut düşmek demek. Sargının düşmesiyle mesih bozulmaz. Mes etmek bozulmaz. Kablel bur'i. İyileşmeden önce düşmüş olması durumu. Yani yara iyileşmemiş. Oradaki sargı düşmüş. Düştüyse mes bozuluyor mu? Mes bozulmaz. Tekrar oraya sarılabilir o şey. Ve cüzü ve caizdir tebdiluha. Onun değiştirilmesi. Tebdil beddele yübeddü. Tebdilun. Tefail babından mastar. Tebdiluha. Ha zamir niye müennes geliyor sürekli? Çünkü cebira müennes bir kelime. Cebira yani sargının tebdili değiştirilmesi caiz olur. Bi gayriha kendisinden başka bir sargıyla değiştirilmesi caiz olur. Ve la yecibu vacip olmaz. İadetül meshi mesin iade edilmesi yani tekrardan mesh yapılması gerekli değildir. Aleyha onun üzerine. Bir sargıyı çıkardık kenara attık değiştireceğiz yenisini takacağız. Yenisini taktığımızda madem yeni bir bez taktık hemen mesh edelim gerek var mı? Gerek yok diyor. Vel efzalu ama en faziletli olan nedir? İade tuhu onun iade edilmesidir. Yani mesih tekrar mes yapalım diyor yeni sargıya. Yeni bir mes yapalım. Bu en faziletlisidir. İza ramide gözü ağrıdığı zaman kişinin gözü ağrırsa şayet ve umira ve emr olunursa Umira emri olunursa kim tarafından? İşte şerhe baktığımızda, okuduğumuz metnin şerhine baktığımızda Umira diyor yani emretti kim? Dabibun bir doktor, Müslimun Müslüman bir doktor emrederse demektir bu. Umira emredildi, emrolundu. Kim tarafından? Müslüman bir doktor tarafından emredilirse. En la yagsale aynehu. Gözünü yıkamamaya dair. Doktor ona gözünü yıkama zararlıdır. Asla yıkama dedi ise bu anlatılmış burada. Veyahut inkesara kırılırsa zufruhu tırnağı kırılmış ise ve ceale koyarsa aleyhi o tırnağı üzerine devaen bir ilaç. Veyahut ilken bir sakız. Veyahut o tırnağı yarası üzerine ne koyarsa cildete meraratin safra kesesi derisi koyarsa ve zarra zarar verirse hu o kişiye yani yaraları üzerine bunları koyan kişiye zarar verirse nez'uhu koyduğu şeyi almak. Bu durumda caiz olur. Lehu onun için el-mes'hu mes' etmek onun için caiz olur. Ve in şayet zarra zarar verirse hu o kişiye ne el-mes'hu mes' etmek de zarar veriyorsa terake terk eder hu meshi terake terk eder kim hu ve o kişi fiillerde bir zamir var
O kişi terk eder neyi? Meshi terk eder, mes de yapmaz. Ela yeftegiru, ihtiyaç duymaz. Yeftegir kelimesinin dipnotuna baktığımızda la hacete ve la yehtacu yazdığını görmekteyiz. Yani ihtiyaç duymaz. İlen niyeti, niyete ihtiyaç duymaz. Kim bu kişi? Fi meshil huf'i. Huf daha önceki konumuzda geçmişti. Huf ayağa gelen mest manasına gelmekteydi. Meste mesh verirken, mesh yaparken niyete gerek yoktur. Ona ihtiyaç duymaz kişi. Ve daha neye mesh konusunda? Yani buradaki vav fi meshi el cebirati demektir. Fi meshil cebirati. Daha neye mesh konusunda? Cebira işte sargıya mesh konusunda da niyete ihtiyaç duymaz. Ve yine devam ediyor. Fi meshir ra'si. Başa mesh verirken de niyete ihtiyaç duymaz.